Tekrar merhaba. Kazanım 29'da karşındayım bu sefer. Ne dersin? Başlayalım mı? Hadi bakalım iyi seyirler. Gelsin birinci soru. Yine köklü sayılar, köklü sayılar. Sevilesi köklü sayılar diyoruz. Küp kökten 5. Evet, burada biraz köklü sayılar bilgini gözlemli yorumlatacağız, kullanacağız. Küp kökten 5 nedir? 5 üzeri 1 bölü 3 demektir. 25, 25 de 5'in karesi demektir. Doğru mu? Şimdi böyle bir ifadede tabanın derecesi bir paydaya, üstün derecesi pay kısmına geliyor. Yani 2 bölü 1 bölü 3 olacaktır ki logaritma 5 tabanında 5. Bunu yukarı atarsak 6 tane logaritma 5 tabanında 5 1'dir. 6 çarpı 1'den 6 gelecektir. O zaman birinci sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? D seçeneği, yani 6 olacaktır. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci soruya hemen şöyle bir göz gezdiriyoruz. Yine sevilesi köklü sayılar diyorum. Logaritma küp kökten 3, yani 3 üzeri 1 bölü 3 tabanında 9, yani 3'ün karesi artı logaritma 125 de 5'in küpüdür tabanında 5. Hay hay. 2 başa indi. 1 bölü 3 tabana indi. Paydaya indi. Bunun derecesi 1. Pay bu paydaya geldi. Yazıyoruz yani. 2 bölü 1 bölü 3 çarpı logaritma 3 tabanda 3 artı 1 bölü 3 çarpı logaritma 5 tabanında 5. Burası 1'dir. Burası da 1'dir. Ters çevirip çarparsak burası 6 olacaktır ki 6 artı 1 bölü 3 19 bölü 3 yapacaktır. Bu da sorumuzun doğru cevabının E seçeneği olmasıyla mümkündür. Gelelim üçüncü soruya. Hemen şöyle bir göz gezdiriyoruz. Üçüncü soruda ne bekliyor? 1 bölü 7 var değil mi paydada, tabanda düzeltiyorum. Logaritma o zaman 7 üzeri eksi 1 tabanında x eşittir. Bir kere ben bunu başa atayım. Logaritma 7 tabanında 2 üzeri 3. Şimdi bu eksiği başa atabilirim. Değil mi? Taban paydaya. Eksi logaritma 7 tabanında x eşittir. Logaritma 7 tabanında 8. Şimdi bu eksiği de bunun derecesi olarak yukarıya gönderebilir miyim? Tabii ki gönderebilirim. Yani logaritma 7 dolayısıyla tabandaki derece yukarının derecesi olarak yukarıya göndermiş olacağız. Ve olduk. Eksi 1 eşittir. Logaritma 7 tabanında 8 olacaktır ki logaritma 7 tabanında 8'de eşit olduğundan dolayı x üzeri eksi 1 eşittir 8'dir. Buradan x eşittir. Ne olacaktır? 1 bölü 8 olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? C seçeneğidir. Geldik 10. soru. Of, çok severim. İç içe köklü ifadeler. Şimdi ben bunu düzenleyeyim. 0 tam 10'da 3 devirli. Bu da neydi? 3 bölü sayının tamamı bölü. Virgülden sonra devretmeyen kadar 9. 3 bölü 9 yani 1 bölü 3 yapacaktır. Şimdi o zaman ben şu köklü ifadeyi bir düzenleyeyim istersen önce. 1 bölü 3 kök 3 kök 3. Tamam. Başlıyorum. Şimdi bu kökü iki tane içeriye iki tane kök için atacağım. Doğru mu? Bu kökü iki tane kök için atacağım. Oradan sonra da buraya. O zaman 1 bölü 3 üzeri içine girdiği köklerin derecelerini üst olarak başına alacak. Üzeri 4. Değil mi? İkinci kuvvet. Burada da ikinci kuvvet 4 oldu. Çarpı. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Şurayı hemen sileyim. Şimdi geldik diğer 3'e. Bu 3'e bakalım. Bu 3'ü nasıl göreceğiz? Bu 3'ü bir tane kökün içine atacağız. 3'ün karesi olarak yazacak ki bir de içeride zaten 3 diye bir kök, 3 diye bir ifade var. Şimdi gelelim kökün derecesini yazmaya. Bunun derecesi 2 yazılmadığı için 2, 2 köklerin derecelerini çarparsak 8. kökten olacaktır ki bu da 8. kökten dereceleri toplarsak 3 üzeri 3. 3 üzeri 3 bölü 3 üzeri 4'ten 8. kökten 1 bölü 3 oldu. Bu da ne olacaktır? Bunu nasıl düzenleyebiliriz? 8. kökten 3 üzeri eksi 1 olur ki bu da 3 üzeri eksi 1 bölü 8 yapacaktır. Bu 3 üzeri yani 8. kökten 3 diye düşünecek olursak 1 bölü 8'di değil mi? Köklü ifadenin yazılışı bu şekilde düz dolu olarak. Önünde de ne var? Eksi var. 3 üzeri eksi 1 bölü 8 olarak bunu yazabildik mi? Yazabildik. O zaman hemen sorumuza gelelim. Logaritma 27. 27 3'ün küpüydü. Yukarısı nedir? 3 üzeri eksi 1 bölü 8'dir. Eksi 1 bölü 8 başa.
3 başa eksi 1 bölü 8 bölü 3 çarpı logaritma. 3 tabanda 3'tür ki burası 1'di malum. Bu da eksi 1 bölü 24. Birinci kesir aynen yazılır. İkinci kesir ters çevrilir çarpılırsa sorumuzun doğru cevabı eksi 1 bölü 4. Yani D seçeneği olacaktır. Evet, kazanım 29'u da sona gelmiş olduk. Kazanım 30'da görüşmek üzere. Hoşça kal.